Cumartesi, pazar günü de dahil olmak üzere haftanın olayı sizce neydi? Cenk Hocam. Haftanın olayı. Benden en son başlasan. Tamam Serdar. Yani ben bu şeye bakıyorum. Antalyaspor Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki o kartlar martlar yani bana çok haftanın olayı gibi geldi sanki. Dört kat var değil mi orada? Antalyaspor'un basın sözcüsünün açıklamasını duydum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı sert ifadeler. Bayağı sert. Şumidika ile ilgili bayağı sert bir ifade kullandı. Ne yaptı acaba yine çok merak ediyorum. Ama Şumidika ile ilgili her maçtan sonra yani hangi ama her Podolski'ye küfretti iddia ediliyor. Haftanın olayı ne sende? Yani ben şöyle söyleyeyim, biraz futbolun dışına çıkıp ifade edeyim. Aslında futbolun içinde ama dışında çok da hatta hiç bilinmeyen bir şeyi söyleyeyim bu hafta. Bir dakika. Hazır ol Okan. Yani çok da üzüldüm bilgiyi alınca, öğrendiğimde teyidini de ettim. Bu hafta oynanan Kayserispor Sivasspor maçında Başkan Berna Gözbaş'ın locası basılmış. Bir dakika ya. Aile locası basılmış. Başkanın kardeşinin de burnu kırılmış. Kafa atmış bir tanesi. Şahsın bir tanesi. Ne diyorsun ya? Evet evet, aile locası. Başkanı aradım. Geçmiş olsun, böyle bir bilgi çok geldi bana. Çok acayip bir olay bu ya. Normal bir olay değil. Kendi statlarında, kendi localarında. Ne diyorsun ya? Evet evet. Başkanı aradım. Olay şu an adli vaka durumunda. Şikayetlerde bulunmuş ama başkan aradım sağlamasını yapayım diye. Başkan da camiayı hiç böyle hani karıştırmak istemiyorum dedi ama benim de kendi kaynaklarım, sen de biliyorsun, güçlüdür Kayseri'de. Böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Başkanın kardeşinin de burnu kırılıyor saldırıda. Ailesinin, kadınların vesairenin olduğu locaya birisi basıyor. Çok enteresan. Kardeşine yani kafa atıyor. Bir dakika, başkan. Geçmiş olsun dileyelim. Bu olay normal bir olay değil yalnız. Şimdi başkan görüntü, orada mı? Başkan o sırada orada değil. Başkanın locasının olduğu biliniyor. Evet. Oraya bir saldırı gerçekleşiyor. Kim? Yapan kim? Yapan kişi şu an adli. Kimin olduğunu şu an buradan ifade edemeyeceğim ama onu da bilgisini veririz. Görüntülerde muhtemelen bana yayın içerisinde ulaşır diye düşünüyorum. Beni buradan izleyen ama bu olay çok Kayseri Spor taraftarı arkadaşlar bana mutlaka görüntüyü mutlaka çeken vardır. Bana atarlar. Görüntüyü de veririz. Böyle bir başkanın locasına saldırı düzenlenmiş. Dışarıdan gelen birinin herhalde saldırısı mı? Hayır, yoksa şöyle bir dakika. Oradan localar açık sadece. Localar açık sadece. Sadece localar yani açık. O stadyum localara içerisinde mutlaka ve mutlaka bunun kim olduğu ortaya çıkar. Çünkü sadece zaten oraya kulübün bildiği, tabii tabii 300 kişinin girebildiği bir yer. Aa, bu çok enteresan, çok acayip bir olay bu. Loca basılıyor. Basılan locada da başkanın kardeşine kafa atıyorlar ve başkanın kardeşine burnu kırılıyor. Ya bu kasıtlı bilinçli o zaman gidilmiş yani. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda Sivasspor deplasmanında bu sefer de Kayserisporlu bir yönetici başkanın üstüne yürümüştü. Çıkışta hatırlıyor musunuz? Kayserisporlu bir yönetici. Yönetici başkanın üstüne yürümüştü. Berna Hanım'ın. Sebebi de şuydu. Maç sonrası hatta görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Sebebi de şuydu. Başkan tribünde Kayserispor'un attığı bir golden sonra yöneticiler çok fazla sevinince onlara sakin olun. Yani orada mecnun başkanlar falan var, ayıp oluyor diye uyardı diye. Ondan sonra çıkışta hatta o yönetici de bir gün önce dün istifasını verdi. Ama ondan öncesi gecesinde de başkan onun istifasını istemişti. Vesaire vesaire. Enteresan dengeler. Berna Başkan bağlanır mı acaba? Sanmıyorum çünkü ben abi geçmiş olsun ben konuştum. Yani. Bu çok normal bir olay yani değil. Kendisinden yani bilgiyi kendisinden alamadım. Çünkü topa girmek istemedi. Çok da hani camiayı karıştırmayalım. Yani çok istemiyorum bu konuyu üstüne konuşmak istemedi. Ama benim kendi kaynaklarım, biliyorsun benim kaynaklarım Kayseri'de güçlüdür. Böyle üzücü bir olay. Saldırı çok gerçekleşiyor. Çok başkanın olay kardeşinin yani de burnu kırılıyor. Başkan orada olsa ne olacak? Belki de niyet başkanaydı. İşte onun için diyor. Belki de bilmiyoruz. Yani şu anda ya bu işin birkaç bir, gün içerisinde oyun olduğunu bazen insanlar unutuyor. Yani bunun ne kadar çirkin olduğunu ifade etmek lazım. Kaldı ki Kayseri ile Sivas'ın arasında bilirsiniz geçmişten ama yok, bu zamana hiç bir, alakası onunla yok, bir alakası yok mu? Yok değil mi? Evet, başkanın da kızı bayılmış bu arada o sırada. Allah Allah. Kızı da orada, kızı da bayılıyor başkanın. Hoca da. Bu olay çok büyük bir olay. Bu olay geçmiş olsun. Mutlaka yani o sırada doktor geliyor. Başkanın kızının nefesini falan açıyor. Kameralar görüntü almıştır orada hocam, mutlaka. Hocam muhtemelen yani biz yayından çıkana kadar bana o görüntü gelir.
kesin vardır görüntü. Ondan sonra da eğer telifle alakalı çok... problem olmayacaksa da veririz. Zaten tribün görüntüdür büyük ihtimal. Gördüm. Çağlar uçağı yok. O tamam da bu geçmiş olsun Çağlar'a. Brandon Rodgers açıklamış. Aslında burada eğer KJ'yi de uzatabiliyorsak basılmış, kardeşinin de burnu kırılmış. Yani olay o aslında. İnanılmaz bir şey bu ya. Yani çok geçmiş olsun Berna Başkan'a da. Altında büyük kim varsa olsun, da Kayserispor tarihini çok hiç görmediği bir olay bu. Kayserispor tarihini hiç görmediği bir olay. İnanılır gibi değil. Yani. Ve bunun altında kimler varsa da zaten şehir altından çıkacaktır, kimin olduklarını da bulup gereken cezada verilecektir. Ya az buz bir. Ha, bu konuda olay da başkanın değil. Duruşundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Maç bitti, neredeyse 48 saat oldu. Bu konu hakkında hiç açıklama yapmadı. Ben sadece camiaya biraz daha böyle içinden bilgi geldiği için şehirdeki eş, dost, akraba bilgiler bana bir şekilde ulaştı. Yani başkan sessizliğini koruyor. Eminim hani bugün artık ortaya çıktı. Belki konuşmak ister, sonrasında açıklama yapar ama böyle bir talihsizlik. Üstelik tribünlerin açıldığı ilk gün, ilk hafta. Çok böyle bir olay. Bu planlı yani. Yapılmış bir şey. Çok planlı bir saldırı. Evet. Net çok planlı yapılmış. Belki senin çağrına arayabilir, canına bağlanabilir. Berna Başkan bağlanırsa çok seviniriz. Yani bir sesini duyarız en azından. Çok üzücü bir olay çünkü. Evet, ne yazık ki. Çok da değerli bir hanımefendi. Bence Türk futboluna son iki yılda Türk futbolunun başına gelmiş en güzel olay Berna Hanım'ın başkan olmasıdır. Evet. Çok netim aynı bu konuda. Fikirdi. Yani vermiş olduğu mesajlar, söyledikleri, yöneticiliği, anlayışı, yöneticilik anlayışıyla evet. Müthiş bir duruşa sahip bir insan. Çok aynı zamanda olsun, da çok üzüldüm. Maddi anlamda da kulübü düzlüğe çıkartan bir insan. Yani o rakamları paylaşmak kendisi istemez ama kulübü düzlüğe çıkartmak için benim bildiğim kasaya koymak değil hani borç ödemek için uğraştığı rakamlar 100 milyon liralara yaklaştı. Onun önceden bazı ifadeleri vardı bu borçla ilgili. Yani bu kadar borç olmasaydı bana bırakmazlardı falan filan gibi ifadeleri ya, vardı. Serdar, her şeyi geçelim. Bir kadının, bir hanımefendisinin, bir hanımefendinin locasını basmak ne demek ya? Ailesi varken bir de. Ailesi var ya. Kızı. Bir hanımefendinin locasını basıyorsun. Nerede yaşıyoruz vesaire, ya? Vesaire, herkes orada. Burası bir hukuk devleti yani. Peki Kayseri'de şu an ekonomik anlamda işler yoluna giriyor mu? Giriyor. Hem Bülent Bölükbaşı sportif direktör hem başkanın böyle gerçekten iyi mücadelesi var. Şu anda borçlar %30-%40 oranında bir önceki yönetime göre düştü. Transfer edilen oyuncular elbette zamanla daha iyi olacaklar ama harcama limitlerinin en altında olan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden 21 takımın en az harcama kotası olan takım olarak da ister istemez 5 hafta 2 galibiyetle geçildi. Ama zaman gösterecek. Ya, ama camianın şu andaki her şey olabilir yani. Şehrin içerisinde bu tarz olayları kovalayanlar her kimse gerekli cezalar çıkacaktır. Bizim de buradan açıklamamızla birlikte mutlaka bazı yerlerde harekete geçecektir. Kimlerin bunu yaptığı için. Hayır canım ya, mutlaka Kayseri'de emniyet güçlerimiz kamera görüntülerini inceleyeceklerdir. Zaten yapan bugün şahsı bulacaklardır. Emniyete teşkil etmiş olay. Bu çok ağır bir olay yani. Görüntülerde mutlaka loca görüntüsü mutlaka vardır. Güvenlik kameraları vesaire. Çok yani mevzu, geçmiş olsun. Olayı yapan ve yaptıran varsa yaptıran kim? Bunların tespit edilmesi gerekiyor. O çok önemli. Yani yapan kişi maşa mı, arkasında birileri var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla başkanın geçmişten bir Kayseri'de çok ciddi anlamda biliyorsunuz dosyalar vesaireler, mahkemeler, yüksek miktarda harcamalar, bir anda İngiltere'deki danışmanlık şirketlerine gönderilen danışmanlık bedelleri 100 bin eurolar, 300 bin eurolar böyle rakamlar uçmuş. Borç bir anda 2 yılda çarpı 2 olmuş. Şimdi mevcut yönetim bu tarz harcamaların önüne geçince şu anda istenmeyen insanlar durumuna da geliyorlar gibi gözüküyor. Türk futbolunun baştaki krizi bu işte. Evet. Camia içi bir çekişmenin şeyi olabilir. Camia içi çekişme olsa, çekişme olmasa da bir kadının, bir hanımefendinin çoluk çocuğun olduğu bir loca nasıl basılıyor? Hiçbir akla mantığa sığmayan bir durum var ortada. Ne yazık ki. Ama bu çok büyük bir olay. Çok geçmiş olsun. Katılmak isterse de Sayın Başkan. Gerçekten katılmak isterseniz. Bu arada başkan da bu arada hak mahrumiyeti olduğu için tribünde yok. O yüzden loca da yok. Doğru, hak mahrumiyeti var. O yüzden orada yok. O zaman olsaydı, bunu da biliyorlar. Hak mahrumiyeti olsaydı, orada olsaydı belki de başkana saldıracaklardı. Olmayınca kardeşine saldırırlar. Yani kızının olduğu lojeye girecek kadar tabii, gözü karartmış olanlar.
başkan olsaydı abi, başkanı saldıracaklardı. Kayseri Spor herhalde. Başkanın ailesinin Kayseri Spor stadının bir locasında güvenliği sağlanamıyorsa, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsa oradaki herkesin şapkayı önüne koyması lazım. Bu da çok önemli. Nedir doğru söylüyor ya? Serdar burada. Yani hakikaten hocam. Yani taraftarın olmadığı bir maç, taraftarsız olmadığı bir maç dediği gibi mesela yani bunun önüne... Ailesinin can güvenliği yoksa orada, yani can güvenliği derken fiziksel bir şeye, saldırıya hedef oluyorlarsa sorgulanması gerekir. Yani bu neredeyiz? Yani hangi çağda yaşıyoruz? Evet, ne yazık ki. Çok acı bir olay. Çok geçmiş olsun. Çok değerli Berna Başkan. Sayın Berna Gözbaşı bağlanmak isterse lütfen Taner'le irtibata geçebilirsiniz. Bekleriz biz de size geçmiş olsun demek bak, isteriz. Mesela şimdi bilgiler gelmeye başladı. 12 yaşında iki tane çocuk da varmış o locada. Berna Hanım kızı var. 12 yaşında iki tane de çocuk var. Ya böyle bilgiler gelmeye başladı. Yavaştan görüntü de gelir bana. O görüntüyü de yayınlarız. Çocuk saldırı görüntüsü. Çok üzücü. Çok enteresan bir olay. Çok üzücü bir olay. Abi şunu da tekrar söyleyeyim. Sayın Başkan'a ve ailesine de yani takdirle karşıladım. Konuyu şu an için en azından 48 saat neredeyse geçti. Biz ulaşmasak bilgiyi hiçbir şekilde paylaşmıyorlar. Camia zarar görmesin diye. Ama arkadan tabii ki olay emniyete teşkil edilmiş. Olay oradan uğraşılmış. Ama kamuoyuyla paylaşma gereği duymadılar. Ama çok büyük bir olay. Ama ben paylaşmış olayım. Tabii bu olayın takipçisi olacağımızı da söyleyelim. Bizim Kayseri'de muhabirimiz sevgili Engin Gökdemir harekete geçireceğiz tabii ki. Kimmiş, nedir olay? Evet. Mutlaka araştıracağız ve anı anına da değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama hiçbir şekilde bir hanımefendinin, bir kadının ve Türk futboluna gerçekten çok büyük bir hizmet veren bir insanın locası bu şekilde basılıyorsa şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Locaları açıyoruz. Locayı açtığımız, localar açıldığında bunlar oluyorsa vay Türk futbolunun haline diyelim. Evet, ne yazık ki. Bilgiler geldikçe sizlerle tekrar paylaşacağız. Çok yüksek olasılıkla görüntü de gelecektir. Onu da paylaşırız. Tabii ki. Evet,